Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, bugün 11 Ekim 2017 Çarşamba. Haftanın 3. iş günündeyiz. Saatler 23'ü gösterirken gece görüşü başlıyor. Malum bu geceye damgasını vuran en önemli gelişme Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesi oldu. İki ülke arasındaki vize krizi sonrası en üst düzeyde yapılan ilk görüşmeydi bu. Çavuşoğlu Tillerson'da vize krizini konuştu. Vize krizinin başlamasından bu yana Türkiye ile Amerika arasında en üst düzeydeki ilk görüşme yapıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson'la telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Çavuşoğlu Tillerson görüşmesinde vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınması konusu ele alındı. Sevgili seyirciler, 9,5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu. Amerika ile Türkiye arasında tansiyon yükselirken Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass işte bu tehdit kokan açıklamayı yaptı. Bass, ifadeye çağrılan 3. zanlı hala Amerikan Başkonsolosluğunda mı saklanıyor sorusuna ise şu anda bizim tesisimizde saklanan birisi yok yanıtını verdi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass, Ankara'da ABD Büyükelçiliği konutunda diplomasi muhabirleriyle bir araya geldi. Bass, tehdit kokan açıklamalar yaptı. Türkiye'de terör saldırılarının azaldığına dikkat çeken Bass, 9,5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu, IŞİD vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu dedi. Bass, basındaki iddialara ve Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Amerikalı Büyükelçi'ye ifadeye çağrılan MC adlı çalışanınız başkonsoloslukta mı saklanıyor sorusu soruldu. Bass bu soruya ABD misyonlarımızda saklanan kimse yok yanıtını verdi. Büyükelçi, Türk polisinden de ifade talebi olmadığını belirtti. Metin Topuz'un neden tutuklandığına ilişkin hala yanıt alamadıklarını söyleyen Bass, temaslar sürüyor ifadelerini kullandı. Bass, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine karşı da vize hizmetlerini durdurma ABD hükümeti tarafından alınan karardır diye konuştu. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen Amerika İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi MC'nin eşi ve oğlundan sonra kızı da gözaltına alındı. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin Çankaya'daki veda resepsiyonuna siyasi, bürokrat ve askeri kesimden kimse katılmadı. İstenmeyen adam haline gelen Bass'in resepsiyonu gazetecilerin gözlemlerine göre bugüne kadarki en buruk veda daveti oldu. En buruk veda davetiydi. Siyasetçi, bürokrat, askeriyeden kimse katılmadı. Amerikan Büyükelçisi John Bass, vize krizinin gölgesinde bir hafta içinde Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor. Afganistan'a atanan Bass, bir veda kokteyli verdi. Çankaya'da Büyükelçilik konutundaki kokteyle siyasi ve askeri kesimden kimse katılmadı. Sadece iktidar cephesinden değil, muhalif siyasetçilerden de kimse davete icabet etmedi. Hürriyet gazetesi yazarı Murat Yetkin, resepsiyondaki gözlemlerini aktardı. Büyükelçinin veda daveti sert siyasi atmosferde hiçbir Türk yetkilinin siyasinin katılımı olmaksızın yapıldı. Bu her büyükelçi için acı verici bir durumdu. İstenmeyen adam ilan edilmekten bir önceki adımdı. Büyükelçi de burukluğunu yaptığı kısa konuşmada gizlemedi. Bu kadar yıldır bu kadar en hafif ifadeyle buruk bir büyükelçi veda daveti görmüş değilim. Yetkin veda kokteyline hükümete yakın gazetecilerin çağrılmadığını da vurguladı. Bu konuda basın eleştirildiğini belirtti. Ankara-Washington arasındaki krizin tırmanıp tırmanmayacağı ise merak konusu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin iddiasına göre kulislerde krizin Erdoğan-Trump görüşmesiyle çözüleceği konuşuluyor. Krizin günler içinde çözülebileceğini söyleyen Selvi, Amerika'da güçlü bir ekibin Türkiye'ye karşı her defasında yeni bir yaptırımı devreye soktuğunu görmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı.
Vize kriziyle ilgili Pentagon'dan dün sevgili seyirciler gelen açıklamayı sıcağı sıcağına sizlere iletmiştik. Yeni bir açıklama var. Adres yine Pentagon. Amerikan Savunma Bakanı kriz askeri operasyonları etkilemedi. Türkiye ile yakın çalışmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Tekrar edelim. Vize krizi sonrası Pentagon'dan askeri işbirliğinin devam ettiğine dair yeni bir açıklama geldi. Amerikan Savunma Bakanı kriz askeri operasyonları etkilemedi. Türkiye ile yakın çalışmaya devam edeceğiz dedi. Tabii ki gözler İncirlik üstüne çevrilmişken Pentagon'dan peş peşe bu yönde açıklamalar geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, vize krizi üzerinden Amerika'ya tepki gösterdi, hükümetin de dış politikasını eleştirdi. Tezcan, AKP dış politikada iflas etmiştir dedi. Değerli basın mensupları, vize yaptırımının tartışmaları hala devam ediyor. ABD'nin Türkiye'ye yönelik haksız vize yaptırımı kabul edilebilir bir şey değildir. Buna karşı ilk günden itibaren çok açık ve net itirazımızı ifade ettik. Yaptırım yanlıştır, yaptırıma karşı misilleme uygulaması doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir ve hiç kimse keyfek eder Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir yaptırım uygulama hakkına sahip değildir. Ancak bir başka şeyi de göz ardı etmemek gerekir. Uluslararası ilişkilerde ülkenin ciddiyetinden hükümetler sorumludur. Sizin dünya ölçeğinde pozisyonunuzun ne kadar ciddiye alındığından ve size karşı nasıl muamele edilebileceğinden hükümetler sorumludur. Ne yazık ki AK Parti hükümeti dış politika konusunda iflas etmiştir. Her noktada iflas ettiği gibi dış politikada da iflas etmiştir. Bu iflasın neticesinde Türkiye arkası yalnız bir görüntü çizmektedir. Avrupa Birliği ülkeleriyle, dünyanın uygar çağdaş modern demokrasileriyle şu veya bu biçimde kavga ve çatışma içerisinde olduğunuz sürece siz uluslararası ilişkilerde hak ettiğiniz desteği bulamazsınız. Ankara kendi güvenliği için Washington'a karşı yeni hamleler yapmalı. Gerekirse İncirlik üssünü kapatmalı. Bu uyarı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Koray'dan geldi. Koray, Suriye'nin toprak bütünlüğü için atılacak her adımın Amerika'nın elini zayıflatacağını vurguladı. Aslında bu krizi vize krizi olarak değerlendirmek sorunu görmemek anlamına gelir. Ankara kararlı olmalı, kendi güvenliği için gerekirse yeni adımlar atmalı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Koray, ulusal kanala Amerika ile yaşanan krizi bu sözlerle değerlendirdi. Türkiye'nin güvenliği açısından bugün mesela İncirlik Üssü'nün kapatılması Amerika'nın atmış olduğu bu müdahaleye, bu adıma karşı en olumlu etkenlerden, en olumlu tedbirlerden biri olacaktır. Bu Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden, bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit eden bir yuvanın, Amerikan üssünün kapatılması manasına geleceği gibi, Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasındaki güvene dayalı ilişkileri çok daha ileri bir aşamaya taşıyacaktır. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi de olan Profesör Doktor Koray, Amerika'nın yapacağı hamlelere karşı Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin inisiyatifini, bölge ülkelerinin inisiyatifini geliştirerek onu daha üst düzeye çıkartacak biçimde yararlanmamız gerekiyor. Koray, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için hayati önemdedir dedi. Irak'ın toprak bütünlüğü de Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde atılan her adım Amerika'nın Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'i yaratma, bir Amerikan-İsrail koridoru yaratma girişimlerine ne kadar önceden, ne kadar ön alınarak karşı durulur, bunun önüne ne kadar büyük engeller konursa Türkiye'nin güvenliği hem Amerika'nın ileri adımlar atmasının önüne geçilmiş olur. Türkiye'yi bölme, Türkiye'yi yalnızlaştırma, Türkiye'yi uluslararası bir müdahalenin konusu haline getirme planlarını boşa çıkartır.
Türkiye ile Amerika arasında soğuk savaş rüzgarlarının estiği bir dönemde gözler yine İncil Hükmü'ne çevrildi. Amerika'nın bölge ülkelerine karşı örtülü ya da doğrudan operasyonlarının merkezi olan İncirlik hala faal. Hem 15 Temmuz darbe girişiminde hem Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurma girişiminde önemli görevleri olan üssün kapatılıp kapatılmayacağı tartışılıyor. ...1958'de Lübnan'ın bombalanmasında, 1970'te Ürdün'de Kara Eylül katliamında, 1967 ve 1973'te Arap-İsrail Savaşı'nda, 1979'da İran devriminde hep İncirlik Üssü adı öne çıktı. Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki soğuk savaş döneminde ve sonrasında kritik roller üstlendi. 15 Temmuz'da Türk milletini bombalayan savaş uçaklarına yakıt ikmali bu üsten yapıldı. Ankara ile Washington arasında kriz sürerken İncirlik Üssü'nün varlığı yeniden tartışma konusu. Turgut Özal döneminde Amerika'nın çekiç gücü İncirlik Üssü'ne konuşlanmıştı. Bu kuvvet 2003 Irak işgaline kadar görev yaptı. İşgalden sonra Irak fiili olarak üçe bölündü. Irak, Amerika'nın ebedi müttefiki İsrail için bir tehlike olmaktan çıktı. Barzani liderliğinde Irak'ın kuzeyinde bugün bağımsızlık referandumu yapan kukla bir yönetim oluştu. Türkiye'de kanlı saldırılar yapan PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde rahat harekat alanına kavuştu. İncirlik Üssü Suriye Savaşı'nda da kritik roller üstlendi. Amerika, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye İncirlik Üssü'nden kalkan uçaklarla hava desteği verdi. Örgüt, Amerika'nın hava saldırılarından sonra ele geçirdiği bölgelere bayrak dikti ve kantonlar ilan etti. Türkiye'ye yönelik bombalı saldırganların o kantonlardan Türkiye'ye giriş yaptığı istihbarat birimlerinin kayıtlarına geçti. ...15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye dolaylı olarak Amerika ile savaştı. Darbenin merkez üssü yine İncirlik'ti. Türkiye'ye bomba yağdıran savaş uçaklarına İncirlik üstünden kalkan tanker uçaklar yakıt ikmali yapıyordu. Darbe girişimi bastırıldıktan sonra İncirlik üstünde de operasyonlar ve gözaltılar yapıldı. Üste görevli FETÖ'cü askerlerin darbeden hemen önce Amerikalı askerlerle uzun süre toplantılar yaptığı ortaya çıktı. Ve nükleer tehlike. Tarih 18 Ağustos 2016. Amerikan Kongresi'ne bağlı araştırma servisinde görevli nükleer politika uzmanı Amy Wolf dikkat çeken bir açıklama yaptı. Wolf, İncirlik'te 50 adet B-61 modeli termonükleer silah bulunduğunu söyledi. Böylece İncirlik'te nükleer silah olduğu da bizzat Amerika tarafından doğrulandı. Türkiye'nin Amerika ile yaşadığı vize krizi bir süredir devam eden gergin diplomasinin bir sonucu. Şimdi Amerika'nın vize askısına aynı hamleyle yanıt veren Ankara'nın İncirlik üstünü kapatıp kapatmayacağı tartışılıyor. İncirlik Üssü ile ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Karamoğluoğlu'ndan da bir açıklama var. Birazdan ekranınıza getireceğim. Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Amerika'nın Türk vatandaşlarına yönelik vize kararının 15 Temmuz'un devamı olduğunu vurguladı. Amerika'nın Türkiye'ye düşmanca bir tutum aldığını söyleyen Atalay, iktidar, muhalefet, işçi ve işveren birlikte hareket etmeli dedi. Türk ordusunun İdlib hamlesine destek verdi. Vize kararı 15 Temmuz'un devamı dedi. Amerika'nın düşmanca tutumuna karşı tüm kesimleri birleşmeye çağırdı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Amerika'nın Türk vatandaşlarına yönelik vize ambargosu kararına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik'e konuşan Atalay, vize kararının 15 Temmuz'un devamı olduğunu vurguladı. ABD'nin vize kararı 15 Temmuz darbe girişiminin devamıdır. 15 Temmuz'da sonuç alamayanlar siyasi ve ekonomik baskılarla sonuç almaya çalışıyorlar. Bu düşmanca bir tutumdur. Bunun kabul edilmesi de mümkün değildir. Türkiye'yi
kimin yöneteceğine başka ülkeler değil, Türkiye halkı karar verir. Türkiye'nin ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu ifade eden Atalay, tehditlere karşı birlik olunmalı dedi. İktidar, muhalefet, sivil toplum örgütleri olarak omuz omuza vermeliyiz. Türkiye'ye karşı bir oyun oynanmaktadır. Oynanan oyunun hedefinde Tayyip Erdoğan değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Sandıkta kim kimi istiyorsa ona oy verir. Ama dayatmalara karşı çıkmalıyız. Türkiye için el birliği etmeliyiz. Atalay'ın gündeminde Türk ordusunun Suriye'de İdlib'e yönelik müdahalesiyle Afrin'i kuşatma hamlesi de vardı. Amerika'nın silah verdiği terör örgütlerinin bir sonraki hedeflerinin Türkiye olduğunu belirten Atalay, Türk işçisi Mehmetçiğin yanındadır. Yüreğimiz Suriye sınırını aşan, Afrin'i kuşatan Mehmetçik'le atmaktadır ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı'nın haberini ekranınıza getireceğim ama bir sıcak gelişme var. Sevgili seyirciler, hatırlayacaksınız Ortaköy'de terör örgütü IŞİD bir katliam gerçekleştirmişti. Bu katliamla ilgili Danimarka'da bu olayı destek veren, bu terör saldırısına destek veren bir IŞİD'di. Gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı. Ancak Danimarka sürpriz bir şekilde bu IŞİD terör örgütü üyesi zanlıyı serbest bıraktı. Bu karara Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Danimarka IŞİD'le mücadelede Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etti. Danimarka terörizmle mücadeleye darbe vurdu denildi Dışişleri açıklamasında. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Amerika'nın vize kararını casus krizine dayandırmasını inandırıcı bulmadığını söyledi. İncirli Küsü kapatılsın diyen Karamollaoğlu, 82 Musul 83 Kerkük çıkışını sürdüren Devlet Bahçeli ise 1. Cihan Harbi, İstiklal Harbi bitti diye seslendi. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri vize kararını casus krizine dayandırsa da inandırıcı bulmuyoruz. Örneğin bu krizin Türkiye'nin İdlib'e yönelik harekatının başladığı güne denk gelmesi sadece bir tesadüf müdür? Türkiye ile İran arasında yaşanan sıcak yaklaşmanın payı bu krizde var mıdır? Aynı şekilde Türkiye, İran, Suriye ve Rusya arasında Astana'da devam eden müzakerelerin bu krize etkisi nedir? Yine son dönemde Türkiye'nin Rusya ile gerçekleştirdiği S-400 füze anlaşması Amerika Birleşik Devletleri'ni neden bu kadar rahatsız etmiştir? Tıpkı 1974'te yaptığımız gibi Amerika'nın Türkiye'deki bütün üsleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ve denetimi altına alınmalıdır. 15 Temmuz darbesi dahil her ihanet girişiminde adı geçen İncirlik Üssü en azından geçici bir süre kapatılmalı. Amerika Birleşik Devletleri ile dost ve müttefik ülke tanımlaması gözden geçirilmelidir. Aklımızın almadığı bir tarzda birilerinin Türkiye'de çıkıp Kerkük'te, Musul'da Musul'a plaka numarası vermesini de anlayamıyorum. Halkı tahrik etmek isteyebilirsiniz. Milli duyguları harekete geçirmek isteyebilirsiniz. Ama bu kadar ileriye gitmek hakikaten hiçbir siyasi partinin bugün için gündemine almaması gereken bir konudur. Yani bu aslında efendim misaki milli sınırları. Evet, misaki milli sınırları bizim için önemliydi. Birinci Cihan Harbi bitti. İstiklal Harbi bitti. Lozan Anlaşması yapıldı. Kerkük-Musul çıkışına Fethiye Belediye Başkanı'ndan da dikkat çeken bir tepki geldi. Birazdan ekranınızda olacak bu haber. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Vatan Partisi'ne hedef alan sözlerine yanıt verdi. Bahçeli'nin bu çıkışları MHP'deki erimenin bir sonucu diyen Vatan Partisi lideri, palavrayla milliyetçilik olmaz diyerek Bahçeli'nin Kerkük-Musul iddialarını eleştirdi. İsimleri vatan, gönülleri satan olmuş görmüyorlar.
Nitekim ya haberleri yok ya da rezaletleri çok, saklamaya çalışıyorlar. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sözlerine ulusal kanal ekranlarından yanıt verdi. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin ittifak sistemini dinamitleyecek bir görev yapıyor. Ulusal kanalda Çıkış Yolu programında konuşan Doğu Perinçek, Bahçeli'nin suçlamalarını fitne bombası olarak değerlendirdi. Bugünden 84'ü söylemeyeyim. Çünkü 85'in heyecanı kalmayacak. Fitneler yalnız 82-83'te bitmiyor. 84 fitnesi var, 85 fitnesi var, 86 fitnesi var. Yani bizim Devlet Bahçeli'yi dizginlememiz lazım. Grup toplantısında Bahçeli 81 ve 82 numaralı plaka iddialarını yeniden gündeme getirmiş, Perinçek'e de suçlamalarda bulunmuştu. Şimdi bize Misak-ı Milli'yi savunduk, Kerkük'ü, Musul'u konuştuk diye kara çalmak için çırpınanlar ne demeye çalışıyorlar? Şimdi anlaşıldı mı niye 82 Kerkük? Şimdi belli oldu mu niye 83 Musul? Hadi yapsın. Kim tutuyor elini? Madem 5000 tane ülkücüsü var, hepsi hazır bekliyormuş, onu söylüyor. Karar verilmiştir diyor. Palavra ile milliyetçilik yapılmaz. Yani bu tür palavra. Hadi tamam. Müttefikler de tereddüt yaratıyorlar. Hangi ülkücü Devlet Bahçeli'nin peşinden gider, Kerkük'e sefer eder? Yani bir tane ülkücü bulacakları kanısında değil. Bunları Türk ordusu yapar. Yani ülkücülerle kimse Kerkük'ü falan fethedemez. Sınırdan bir kilometre öteye geçemez. Perinçek, Bahçeli'nin kışkırtıcı çıkışlarını MHP içerisindeki erime olarak yorumladı. MHP'de bir erime var. MHP'den Vatan Partisi'ne doğru çok güçlü bir yöneliş var. Ayrıca MHP'de bölünme var. İki MHP oldu. Bir Devlet Bahçeli'nin MHP'si, bir Meral Akşener grubu çıktı falan. Burada bir çekirdek gücü tutmak için anladığıma göre bir çıkış yapıyor. Ama o çekirdek gücü tutamaz. Yani ülkücüler akılsız değil. Ülkücüler akıllı insanlar ve bu Kerkük Musul edebiyatıyla falan filan o ülkücüleri kandıramaz. Perinçek, Bahçeli'nin açıklamalarına karşı da uyarıda bulundu. Bizim bir tek amacımız var, Türkiye'nin vatan savaşı başarıya ulaşsın. Çünkü büyük emek verdik bu müttefikleri toplayana kadar. Çok büyük emek verdik Rusya'yı, İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi yanımıza kazanmak için. Şimdi birdenbire onu torpilleyen, bütün bu ilişkilerin ortasına bomba atan bu tür girişimler. Bunlara karşı tavır alacağız ve biz de o başkentlere şunu söylüyoruz. Moskova'ya, Tahran'a, Bağdat'a, Şam'a diyoruz ki bu ciddiye almayın. Bu Türkiye'yi temsil etmiyor ve ülkücüler de bunun peşinden gitmez. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 82 Kerkük, 83 Musul çıkışına Fethiye Belediye Başkanı Behçet Sağçı'dan tepki geldi. Fethiye'nin il olması için çabalayan eski MHP'li belediye başkanı Sağçı, 82'me dokunma, 82 Fethiye'nindir dedi. Devlet Bahçeli'nin 82 Kerkük, 83 Musul çıkışına bir tepki de Fethiye'nin il olması için çabalayan belediye başkanı Behçet Sağçı'dan geldi. Bahçeli ile yaşadığı sorunlar nedeniyle MHP'den istifa ederek Demokrat Parti'ye geçen Fethiye Belediye Başkanı Saatçi, Bahçeli'nin 82 Kerkük, 83 Musul açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Fethiye'nin temsili il tabelasını paylaşan Saatçi, 82'me dokunma, 82 Fethiye'nindir dedi. Yıllardır il olma hayali kuran Fethiye'de, Fethiye Belediyesi'nin önderliğinde ilçedeki 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan Fethiye İl Olsun hareketi tarafından geçtiğimiz aylarda ilçe girişindeki tabelalara Fethiye İli hoş geldiniz ve güle güle yazılı afişler asılmış, ilçede 82 plakasını temsil eden afişler yer almıştı. İdlib kuşatma altında bölgeye giren keşif timi 14 ayrı gözlem noktası belirlemeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 7 köyde kontrolü sağladı ve 30'dan fazla kontrol noktası oluşturdu. Afrin'de ise PKK'nın attığı her adım an be an havadan takip ediliyor. Özel kuvvetlere bağlı keşif timi İdlib'te. İlk keşif çalışmalarına İdlib'le Afrin arasındaki sınır bölgesinden başlayan tim, Türk askerinin konuşlanacağı 14 ayrı gözlem noktasını tespit etmeye çalışıyor.
İdlib'e ve özellikle de PYD-PKK hakimiyetindeki Afrin'e hakim tepeler işaretleniyor. Türk Birliği'nin geçiş yapacağı arazi koşullarının askeri intikal için uygunluğuna bakılıyor. Aynı zamanda görev gücünün geçiş güzergahındaki tuzaklamaları da tespit ediliyor. İdlib'de karadan PKK kontrolündeki Afrin'de havadan an be an izleniyor. Bir insansız hava aracı Afrin'i çember içine alan güzergahta uçuş yaptı. İHA, Afrin sınırındaki Reyhanlı, Akbes, Kocabeyli, Dölek, Dabık, Marea, Doblu, Darta, İzzah, Aldana bölgelerine yoğunlaştı. PYD-PKK'nın hareketliliğini izleyen İHA, terör örgütünün İdlib'in yanı sıra Azez bölgesine yönelik bir saldırı hazırlığı yapıp yapmadığını anlamak için de bilgiler topladı. Keşif timi çalışmalarını tamamladıktan sonra görev gücünün intikali başlayacak. Türk askeri İdlib bölgesinin batısından giriş yaparak keşif timinin belirlediği noktaya yerleşecek. Keşif çalışmaları sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun 20 kilometrelik bir alana yerleştiği ve 7 köyde kontrol sağladığı iddia edildi. Alınan köylerde 30'dan fazla kontrol noktası oluştuğu da belirtiliyor. Öte yandan Hatay-Reyhanlı hattına askeri sevkiyat da sürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden zırhlı ve paletli araçlarla fırtına obüsleri sınıra kaydırıldı. Sınır hattına askeri ihtiyaçlar için özel bölümlere sahip karakollara yerleştirilmek üzere konteynerler de gönderildi. Irak Merkezi Yönetiminden sözde bağımsızlık referandumuna yönelik yeni bir hamle geldi. Irak Mahkemesi, Irak Bölgesel Yönetimi Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı ile üyeleri için tutuklama kararı çıkardı. Irak Başbakanı İbadi de peşmergeye Irak güçleriyle çatışmama çağrısı yaptı. Irak Federal Mahkemesi 25 Eylül'deki gayrimeşru referandumu gerçekleştiren kişiler hakkında tutuklama kararı çıkardı. Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Hakim Abdülsettar Bayraktar, Rusafa Mahkemesi, Kürdistan bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumuna öncülük eden Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır dedi. Irak Başbakanı Haydar İbadi, mahkemenin kararına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Irak Bölgesel Yönetimi'nin referandumdan dolayı Bağdat'la diyalog çağrılarına ilişkin referandumu hiç kimseyle tartışmayacağız ve bu iptal edilmeden de müzakerelerde bulunmayacağız dedi. Mesut Barzani hakkında tutuklama emri olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan İbadi, bu çerçevede kimi isimlerden söz ediliyor, bu bakımdan yasal prosedürü bekliyoruz dedi. İbadi, kimi Kürt yetkililerin Irak'a ait havaalanlarını kullanırken sorun yaşayabileceklerini de sözlerine ekledi. Terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarla ilgili de konuşan İbadi, IŞİD'in bu yıl Irak'ta bitirileceğini söyledi. Irak Başbakanı peşmerge kuvvetlerine de çağrıda bulundu. Irak merkezi güçleriyle çatışmaya girmeyin uyarısı yaptı. Tepkilere rağmen referandumdan geri atmayan Barzani yönetimi, Irak ordusunun Kerkük ve Musul'a müdahale hazırlığı yaptığını öne sürdü. İddiaya Irak merkezi hükümetinden yalanlama geldi. Barzani yönetiminin Güvenlik Konseyi, Irak ordusunun askeri operasyona hazırlandığını iddia etti. Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani'nin müsteşarlığını yaptığı Güvenlik Konseyi tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, Irak ordusunun Kerkük'ün güney ve batısıyla Musul'un kuzeyine gireceğine dair istihbarat alındığı duyuruldu. Açıklamada Kerkük ve Musul'a gireceği iddia edilen kuvvetler arasında Haçlı Şabi ve federal polis güçlerinin de bulunduğu öne sürüldü. İddiaya Irak merkezi hükümetinden yalanlama geldi. Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında oldukları yönündeki iddialar yalanlandı. Hükümet sözcüsü Saad Hadis, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yönde arazide hiçbir somut adım ve planımız mevcut değil," dedi. Barzani yönetimi gayrimeşru referandumu gerçekleştirmekte sorumsuz davrandı diyen Hadisi, bugünlerde IKBY tarafından daha önce eşine rastlanmamış şekilde olayları tırmandırma girişimiyle karşı karşıyayız. Bu da Irak'taki bileşenler arasında korku, panik ve nefret yaratıyor değerlendirmesinde bulundu.
Haçlı Şabi birlikleri içinde bulunan Türkmen Askeri Kuvvetleri'nin lideri Yılmaz Necar önemli açıklamalar yaptı. Necar, Kerkük'ün Barzani'ye verilemeyeceğini, silahlı güçleriyle hazır olduklarını söyledi. Orta Doğu sıcak gelişmeler yaşıyor. Barzani'nin bölücü referandumundan sonra Kerkük'ün durumu konuşulmaya başlandı. Bölge kritik önemde. Hatta efendim biz ya DAEŞ bitti biraz. Türkmen Askeri Kuvvetleri'nin lideri Yılmaz Necar önemli açıklamalar yaptı. Kerkük'ün Barzani'ye verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Biz Kerkük'ü bağlamak gayri bir yere kat'an hiç kabul etmiyoruz. İzin veremeyiz buna diyorsunuz. Hiç ne izin veririk ve %100 de bu işten difa ederiz. Necar uyardı, silahlı güçlerimizle bekliyoruz dedi. İşin içinde de var, etrafında var. Silahları da var. Aynı zamanda Irak hükümeti, İmar İskan ve Belediyeler Bakan Yardımcılığı görevini de yürüten Yılmaz Necar, anayasanın 140. maddesini hatırlattı. Maddeye göre Kerkük, merkezi hükümete bağlı. Mutaassıfane Kerkük de bu 140'ın yer bu maddeye şamil olurdu. Necar önemli bilgiler verdi. Daha önce merkezi hükümete bağlı 12. Tugay'ın bulunduğunu, bu kuvvetlerin yeniden Kerkük'e dönmesi için çalıştıklarını söyledi. Kerkük gereğim, devletin el altında olsun. Biz de istemişiz. Yakın zamanda da görürsünüz de. Bölgede zaman zaman saldırılar oluyor. Türkmen komutan Kürtlerin bazı bölgelere saldırılar düzenlediğini aktardı. Tedbirleri elden bırakmadıklarının altını çizen Necar, bundan sonra artık ülkeyi ayağa kaldırmak istiyoruz. Türkiye'yi kendimize yakın hissediyoruz. Çünkü biz de siz de Türksünüz. Bu açıdan tabii ki gerekli destekleri bekliyoruz. Sınırların kontrol altına alınması ve petrolün merkezi hükümete bağlanması yönünde yardım istiyoruz dedi. Bunlar da devlet yakın zamanda dönecek merkez haline. Amerika Suriye'yi bölmek istiyor. Bu açıklama İran'ın dini lideri Ali Hamenei'nin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'den geldi. Velayeti Suriye ve Irak'ı bölmek isteyen Amerika'nın sonuç alamayacağını söyledi. İran'ın kilit isimlerinden dini lider Ali Hamenei'nin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti PKK-PYD'nin Suriye'deki varlığına ilişkin konuştu. Velayeti ABD'nin Suriye'yi bölmek istediğini söyledi. Velayeti İran'ın başkenti Tahran'da Suriye Büyükelçisi Adnan Mahmut'la bir araya geldi. ABD'nin Suriye'deki faaliyetleri ikilinin gündemindeydi. Velayeti Suriye'deki direnişin temel aktörü Beşar Esad'tır dedi. İran'ın Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirten velayeti Amerika'nın Suriye topraklarındaki faaliyetlerine dikkat çekti. Velayeti Suriye'de yabancı işgalini reddettiklerini belirtti. İran'ın dini lideri Hamenei'nin başdanışmanı olan velayeti, ABD'nin PKK-PYD ile yürüttüğü işgal operasyonlarına tepki gösterdi. Velayeti, ABD'nin Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunu ülkeden koparmak istediğini vurguladı. Velayeti, Siyonist yandaşlarıyla sadece Suriye'yi değil Irak'ı da bölmek isteyen ABD'nin bir yere varamayacağını ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılıkla yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarında Hakkari'de iki terörist daha etkisiz hale getirildi. Örgütte çözülmeler de sürüyor. Silopi'de 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığı terörle mücadele kapsamında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 teröristin ise teslim olduğunu açıkladı. Güvenlik güçleri Hakkari Çukurca'da bölücü terör örgütüyle sıcak çatışma yaşadı. Yaşanan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Slopi'de Kuzey Irak'taki bölücü terör örgütünden kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Barte tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada sıcak bir gelişmeyi de paylaşalım sevgili seyirciler. Terör operasyonları yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde gece gündüz fark etmeden kararlılıkla devam ediyor. Bitlis Mutki'de bir grup teröristin tespit edildiği, Kobra helikopterleriyle bölgenin ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 3 teröristin
öldürüldüğü bilgisi geldi. Günün en üzücü haberi İzmir'den geldi. Tüpraş'ın İzmir rafinerisindeki depolama tankında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti. Biri ağır, 2 işçi de yaralandı. İşçilerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gaz sıkışması 4 işçinin hayatına mal oldu. Üzücü olay sabah saatlerinde Tüpraş'ın İzmir'deki Ali Ağa rafinerisinde yaşandı. Bildiğim bir patlama yani. İşçiler bakım çalışması için yüzer havuzlu boş tanka girdi. Kimse olacakları tahmin edememişti. Gaz sıkışması nedeniyle tank aniden infilak etti. Şirketin acil müdahale ekibi anında müdahale etti ama arkadaşlarını kurtaramadılar. Tankın içinde bulunan işçiler Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere hayatını kaybetti. Biri ağır, 2 işçi de yaralandı. Alevlere ilk müdahaleyi Tüpraş'ın itfaiye ekibi yaptı. Alevlerin diğer noktalara sıçramaması için yoğun çaba sarf edilirken 2 itfaiyeci dumandan zehirlendi. Haberi duyan işçi yakınları ise panik halinde hastaneye akın etti. Yakınlarını kaybedenler sinir krizleri geçirdi. Patlamayla ilgili ilk açıklama Ali Ağa Kaymakamı Bayram Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, iş kazası dediği patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini belirtti. İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamadaysa adli ve idari tahkikat başlatıldığı belirtildi. Tüpraş'tan da açıklama yapıldı. Ürün tankında bakım çalışmaları sırasında patlama olduğu, teknik ekiplerin olaya müdahale ettiği kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise patlama ile ilgili soruşturma başlatıldığını, 3 baş müfettişe 1 müfettişin görevlendirildiğini, incelemelerin devam ettiğini duyurdu. Ali Ağa Cumhuriyet Başsavcılığı da olay yerinde inceleme yaptı. Maalesef üzücü bir iş kazası 4 kişi hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili seyirciler, kumpas davaları sürecinde Yarbay Ali Tatar'ı intihara sürükleyen savcı Balokçu çıktı. Amiralleri suikast kumpasında koordinatör savcı olarak görev yapan Süleyman Pehlivan'ın FETÖ'nün talimatlarıyla hareket ettiği belirlendi. Eski Yargıtay üyesi Pehlivan'ın çocuklarıyla bizzat FETÖ'nün eğitim birimi sorumlusunun ilgilendiği de ortaya çıktı. Ne olursa olsun. Yarbay Ali Tatar'ın intiharına neden olan süreci yöneten savcı FETÖ'cü çıktı. Amirallere suikast kumpasında eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan hakkındaki fezlekeye hazırlandı. Hazırlanan fezlekede Yarbay Ali Tatar'ı intihara sürükleyen savcı Süleyman Pehlivan'ın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylo kullandığı belirtildi. Pehlivan, Baylo soruşturmasında da koordinatör savcı olarak görev almıştı. Yargıtay üyeliği döneminde de örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirtilen Pehlivan'ın çocuklarının eğitimiyle de FETÖ eğitim birimi sorumlusunun ilgilendiği ifade edildi. İddianameye dönüştürülmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezlekede FETÖ'nün yargı yapılanması hakkında detaylı bilgiler yer aldı. Fezlekede FETÖ yargı yapılanmasının askeri casusluk, balyoz, amirallere suikast, Ergenekon gibi proje soruşturmalar ürettiği anlatıldı. AKP sözcüsü Mahir Ünal'dan bazı belediye başkanlarının istifasının istenmesine ilişkin açıklama geldi. Ünal, şu an istenen bir istifa yok ancak bu istenmeyeceği anlamına gelmiyor, dedi. AKP sözcüsü Mahir Ünal katıldığı bir televizyon programında istifasının istenmesi gündeme gelen belediye başkanlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Şu ana kadar istenen bir istifa olmadığını söyleyen Ünal, bundan sonra istenmeyeceği anlamına gelmiyor, siyasi olarak kimsenin kendisini güvence altında hissetmemesi gerekiyor, diye konuştu. Ünal, belediyelerimize yönelik bir değerlendirme süreci başlattık. Yerel yönetimlerden sorumlu başkanlığımız bir çalışma yürütüyor, bu çalışma devam ediyor, dedi. Ünal, değerlendirme sürecinin bir yılı bulabileceğini söyledi. Mahir Ünal, Melih Gökçek'le ilgili iddialara ise yorum yapmadı. Hem Cumhurbaşkanlığımızın hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklama var. Melih Gökçek'in bir randevu talebi ve buna verilmiş bir cevap var. Rutin bir görüşme ifadelerini kullandı.
Mahir Ünal ayrıca bu sürecin kişiler üzerinden yapılmaması gerektiğini de ifade etti. Amfüte Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Uğur Özcan, arkadaşımız Eser Görkem Paktürk'e samimi açıklamalar yaptı. Avrupa Şampiyonluğu yolunda yaşanılan süreci ulusal kanala anlatan Özcan, kupayı şehitlere armağan etti. Buraya nasıl geldi, bu kupa nasıl alındı, bunları bahsetmek gerekirse, Şubat ayında itibaren 6 aylık bir serüven var. 6 kamp geçirdik. 3 tanesini burada geçirdik, Riva'da. Bunun için TFF'ye her konuda personelle, Devrim Başkanıma, Cengiz Başkanıma, herkese ayrı teşekkür ederim buradan. Ve kupamızı aldık. Hepsini memleketlerine, bir Avrupa şampiyonu nasıl olunur? Türk'ün gücü, Amfüte Futbol'un duane kimlerin olduğunu, Türkiye'nin soracağını öğrenmiş oldular. 41.903 kapasitesi ama 45.000'in üzerinde taraftar vardı deniyor. Ben 45 duydum. Daha 10.000 kişi dışarıda kaldığını biliyorum. Hatta ben bir ara ısınmaya çıktık sahaya. Bir tarafta 10.000 vardı aşağı yukarı, çünkü doluydu. Bir tarafta da yarısı var, 5.000'in. Ya dedim 15.000 iyi taraftar falan. İçeri gittik, tam maça başı çıktık dışarı. Bir baktık yer yok içeride. Dışarı tarafta kaldığını duyduk yanında. Maçları siz kenardan takip ettiniz. Futbolculardan daha soyut bir gözle izlediniz. En beğendiğiniz gol neydi turnuvada? Hangi goldü? Turnuvada mı? Evet. Size söyleyeyim mi? Tam alıcı yeri, kaptanın son attığı gol var ya. Böyle yürü kulum dediği, nefesin bittiği yerde. O gelip, orta geriden gelip o golü vulması ve maçın bitmesi var ya. Çok müthiş bir goldü. Türk milletin duası, şehit ailelerimizin, şehitlerimizin hepsine armağan olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam size bir sarılmak istiyorum. Sağ olun. Bize bu gururu yaşattığınız için. Sağ olun. Tabii ki bu samimi dolu röportajın bir kısmını ekranınıza getirdik. Yarın ve ilerleyen günlerde, gün içerisinde bu röportajı daha detaylı bir şekilde haber arası olarak izleyebileceksiniz. Şimdi şampiyonluktan bahsettik. Gurur duyduk Avrupa Milli Futbol Takımımızın Avrupa şampiyonluğuyla. Ancak Türkiye o gerçekle bir kez daha yüz yüze geldi. Maalesef ülkemizde engelliler görmezden geliniyor. Bu yüzden yaşamlarını zor şartlar altında sürdürüyorlar. Basit bir örnek, Türkiye'nin en ünlü ve kalabalık yerlerinden İstiklal Caddesi'ndeki bakım onarım çalışmaları. Türkiye'de her 1000 kişiden 3'ü görme engelli. Onlar için en büyük sorun erişebilirlik, yani kendi başlarına özgürce dolaşabilme imkanı. İşte bu noktada son zamanlarda sıkça görmeye alıştığımız sarı renkli kılavuz taşları çok önemli bir rol oynuyor. Ancak çoğu zaman yapılan projelerde engellilerin bu erişebilirlik sorunları göz ardı ediliyor. O projelerden biri de Türkiye'nin en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'ndeki bakım onarım çalışmaları. İstanbul'un göbeği İstiklal Caddesi'nde bu çalışmalar yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Hatta bazı yerlerde bitti bile. Ancak bu çalışmalar sırasında çok önemli bir ayrıntı gözden kaçmış durumda. Şu an bulunduğumuz nokta İstiklal Caddesi'nin baş tarafı. Buradaki çalışmalar tamamlanmış durumda. Sağ ve sol tarafımda taşlar döşenmiş, çalışmalar tamamlanmış. Ancak kritik olan nokta, engeller için kullanılan sarı kılavuz çizgiler yerine konulmamış. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmış görsellerinde de bu yolların olmaması dikkat çekiyor. İstiklal Caddesi'ni bilen görme engelliler için bu kılavuz çizgilerin olmamasının bir önemi yok, ancak caddeye ilk defa gelecek bir görme engelli için bu çok ciddi bir sorun. Şimdi onu ben kullanmadım için sorun değil. Ama kullananlar için büyük sorun. Büyük sorun. Çünkü ben gözü askerden sonra gözleri kaybettim. Buralarda çok iyi bildim, ona ihtiyaç duymuyorum. Ama ihtiyaç duyana çok zor yani. Yabancı İstiklal Caddesi'ne geldi, görme engelli vatandaş. Ama onun için çok lazım.
Caddede rastladığımız bir diğer görme engelli vatandaş da görme engelli yolu olarak bilinen bu kılavuz yolların çoğu zaman işgal ve bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz halde olduğuna dikkat çekti. Sağlam yapılsa bile ertesi gün eziliyor veya çamur geliyor, dolduruyor onu, başka şekle dönüyor, ayak hislidir. Evet. Ufak bir şey değişti, ne oldu mesela bilemiyorsun ki. Veya bir seyyar satıcı oraya araba çekiyor. Sen oraya geçip gidiyorsun, acaba ona inansan ben ne zaman geleceğim o çizgiye diyorsun, bu arada düşüyorsun aşağıya. Konya'da kurulu Pakpen fabrikasında 34 kişinin işten çıkarılmasına karşı petrol sendikası iş yavaşlatma eylemi başlatınca işveren panikledi. İşveren emekçilerin karşısına polisleri çıkardı. İşçilerse mücadeleye devam mesajı verdi. Ölmek var, ölmek yok. İş yavaşlatma eylemi işvereni panikletti. İşveren polisle işçiyi karşı karşıya getirmeye çalıştı. Pakpen işvereni sendika ve işçi karşıtı tavrından derhal vazgeçmelidir. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde Pakpen fabrikası önünde 311 işçi iş yavaşlatma eylemi başlattı. İşçiler çıkarılan 34 işçinin derhal görevlerine dönmesini talep etti. Pakpen'de bir süredir çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. İşçilerin eylemi Pakpen işverenini panikletti. Fabrika önüne yürüyüş düzenleyen işçiler karşılarında polisleri buldu. Petrol İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Yardımcısı Baki Turhan yaşananları ulusal kanala anlattı. Polisin iş yavaşlatma eyleminin cuma gününe kadar bitirilmediği takdirde müdahale edeceğini söyleyen Turhan, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Pakpen işvereni görsün, Türkiye'nin gündemine taşıyalım. 11 Ekim kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi amacıyla Dünya Kız Çocukları Günü olarak kabul ediliyor. İstanbul Dayanışma Platformu Türkiye'deki kız çocuklarının eğitimine düşük katılımına dikkat çekti. Erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için mücadele çağrısı yaptı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi amacıyla bugün Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler tarafından 2012 yılından bu yana farkındalık günü olarak nitelendiriliyor. Çünkü son zamanlarda ne kadar baskı artsa da... İstanbul'da Türkiye'deki kız çocuklarının sorunlarına dikkat çeken bir panelde çarpıcı bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Çocuğun korunması, kız çocuğu, erkek çocuğu, tabii bugün kız çocukları günü olduğu için kız çocuğu üzerine yoğunlaşıyoruz ama çocuğun korunması. İstanbul Dayanışma Platformu'nun açıkladığı istatistiklere göre son 10 yılda ülkemizde 482 bin kız çocuğu zorla evlendirildi. Açılış konuşmasını İstanbul Dayanışma Platformu Başkanı Önay Alpago yaptı. Ama her yerde ısrarla ve özellikle dini yaşam bir yaşam biçimi halinde dayatılmaya başlanıyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek ise ilk önce kız çocukları için çözüm üretilmeli, o sorunları çözmede birlik olunmalı dedi. Genç kızlarımızın bir dahaki sene özgürce başları dik yaşayabilmelerini sağlayabilecek bir Türkiye. Biz bugün varız, işte 19'dan sonra yokum diyorsunuz, belki yarın olmayacağız yani. Ama onlara emanet edebileceğimiz bir birlik bütünlük içinde bir memleketimiz olması lazım. Bunun için de ilk işim ben teröre karşı mücadele olduğunu düşünüyorum. Tarihçi Mustafa Solak eğitime dikkat çekti. Son yapılan değişiklikle kadının köle olarak nitelendirildiğini hatırlattı. Hürü hür, köleye köle, kadına kadın öldürülebilir diyor. Kadının köleleştirmesini burada görebiliriz. Panele katılan isimlerden biri de sunucu Gülgün Feyman'dı. Yapılan, özellikle kadın üzerinden yürütülmeye çalışan siyasete, entrikalara hepimizin dur demesi lazım. Bu küçük toplantılar, gönlüm isterdi ki şurada bir medya ordusu olsun. Neredeler? Panelde kız çocuklarının eğitimine vurgu yapıldı. Eğitimde, sağlıkta, siyasette, kısacası toplumun her alanında kadının ve kız çocuklarının eşit yer alması, çocuk istismarının önlenmesi için mücadele çağrısı yapıldı. Bir araya gideceğiz, ardından gece görüşü devam edecek. Thank you.
Takvim yapraklarının 11 Ekim'den 12 Ekim'e dönmesine saniyeler kala gece görüşüne devam ediyoruz. Et ve tavuk pahalı. Vatandaş bu yüzden balığı tercih ediyor. Balık severleri kötü haber hamsiden, iyi haberse palamuttan geldi. Kilosu 30 liraya kadar çıkan hamsi şu aralar pazarlarda 20 liradan satılıyor. Geçen haftalarda tanesi 15 lira olan palamutsa şimdilerde tanesi 5 liradan satılıyor. Hamsi 1 milyon. Maşallah 1 lira hamsi. Hamsi 1 lira mı? Hamsi tane 1 lira. Hamsi diyecek diyecek az kaldı. Av yasağı kalktı. Vatandaş doya doya balık yiyecekti derken kötü haber hamsiden geldi. Bu sezon fiyatı 30 liraya kadar çıkan hamsi deyim yerindeyse el yakıyor. Hamsi çıktı, palamut düştü. Aslında hamsinin çıkması nedeni de palamut. Çünkü palamutlar denizde hamsileri avlıyor. Denizde hamsi azalınca da fiyat artıyor. Bir hamsi pahalanması sebebi palamut. Palamut geldi, hamsi kaçtı. Hamsi 20 lira açıyorsun. Al değil mi? Ya normal, yapacak bir şey yok. Hayat pahalı. Hamsi pahalı ama pazarda diğer balıklar da var. Palamut 3 tane 20 lira, istavrit 10 lira, çupalebek 3 tane 20 lira, mecit 20 lira. Fiyatlar... Peki hangi balığın mevsimi şimdi, ne yesinler? Şu an palamut, hamsi, istavritin mevsimi. Hamsiye bakıyorum, hamsi bakacağım. Fiyatı uygun gelirse alacağım, yani hamsi tavaya koyacağız bugün. Balıkçılara göre hamsi önümüzdeki haftadan itibaren ucuzlamaya başlar. Hamsi zaten düşecek yani, hamsi mesela 7 liraya 5 liraya kadar düşmesini bekliyoruz. Et ve tavuk fiyatı artınca vatandaş balığa yöneldi. En çok da hamsi tercih ediliyordu. Ancak onun da fiyatı çıkınca vatandaş ne mi yaptı? Palamut'a yöneldi. Karaköy pazarında 4 tanesi 20 liradan palamut satılıyor. Palamut 5 liraya düştü. Şov yaptım bugün. Komşulara inat 5 lira. Onlarda 3 tane 20 lira. Onluklar. Buradan 5 lira. İstavrit 10 liraya düştü bugün. Hepsini ucuzattım bugün. Hamsi? Hamsi de 20 lira oldu. 30 liraydı 20 lira oldu. Hamsi pahalı. Ne alacaksınız siz? Palamut alacağız. Palamuttan daha pahalı tabii hamsi. 20 lira. Hamsinin kilosu onun tanesi 8 lira. İstavrit bir de mezgit. Hamsi niye almıyorsunuz, pahalı diye mi? Hamsiyi pek sevmem. Sabah fiyatlar yüksek ama pazarda ne olacağı belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz fiyatlar birden düşüyor. Balıkçının tavsiyesi de fiyatlar yüksek diye pazara gelmemezlik etmeyin. 20 lira mı hamsi? 15 milyon verdim, aldım bak. 15'e mi aldınız? He. Vallahi hamsi buğulama yapmaya niyetim var. İstediğe tava. Hamsi bol karabiberli, buğulama yapacağız. Hamsi biliyor musun? He. Yiyor musun hamsi? He. Ne kadar yiyorsun? Çok. Malatya deyince çoğumuzun aklına kayısı gelir. Peki Malatyalı kayısı üreticisi ne durumda? Hala üretim yapabiliyor mu? Üretse bile karşılığını alabiliyor mu? Malatyalı üreticinin hükümetten beklentisi ne? Malatyalı üreticiler bakın bu sorulara nasıl yanıt verdiler. Biz ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Malatyalı çiftçi soruyor. Ne yapacağız? Zor durumdalar. Verimli topraklarda ürettikleri kayısı artık kazandırmıyor. Devlet desteğini alınması lazım. Çiftçi zor durumda. Herkes bahçesini kesiyor. Dönüm başına 20 lira, bu da hiç bir zaman için kurtarmıyor. Bunun yarısını zaten vatandaş önce de ödüp sonra da bir yıl sonra alıyorlar. Çiftçi rezalet içinde yaşıyor. Ektiğimiz ekinin para etmiyor. Bütün zorluklara rağmen üretmeye çalışan çiftçinin sorunu çok. Böyle giderse ören çöl olacak galiba. Bütün yeşil diye bir şey bırakılmayacak, kesilecek. Ya fiyat vermiyorlar, bir şey etmiyorlar. Gübre pahalı, çıt pahalı, mazot pahalı, gücü yetmiyor. Kayısısıyla meşhur Malatya'da bu yıl ürün çok ancak üretici pazar bulamıyor. Bu durumda tüccara mahkum oluyor. Herif gelir diyor, malını beğenmiyor. Bugün baktı kayısıya, efendim kayısınız çok sarıymış. Sarı bir suç mu? Nasıl olacak? Hiçbir şekilde devlet desteği alamıyoruz. Üstüne üstelik devlet kendi pazarı olmadığı gibi 3-5 tane tüccarın vicdanına bırakmış durumda bizi. Zarar ettiğini söyleyen çiftçiler bir bir ağaçlarını kesmeye başladı. Bu yıl yaklaşık 2,5...